Emekli maaşlarına %30 zam geldi biliyorsunuz ki. Sizin için bu rakam yeterli mi? Değil. Hiç olmazsa asgari ücrete yapılan zam kadar olmalıydı. En az yani. %40, %50 civarında olmalıydı. Bir de enflasyonu düşünürsen verilen zam hiçbir şeye yaramayacak. Ya sizin için aldığınız maaş yetersiz ve geçinemiyorsunuz. Yok, geçiniyorum. Maaşım iyi de ben ama yüksek devlet memuruyum. O yüzden benim için değil ama alt tarafta asgari ücretten daha az maaş alanlar var. Onlar için söylüyorum. Benim için, ben kişisel olarak kurtuluşum mesele değil. Mesele toplumun meselesi. 30 zam geldi biliyorsun ki amcacığım. Sizin için yeterli mi bu rakam? Yeterli mi? Sizin için yeterli mi? Nasıl yeterli mi soru? Çok yanlış soruyor ya. Ne alacağım buna ben? 1,5 milyar elektrik parası. Doğalgazdan beraber su 1,5 milyar. E kirada olduğumu düşünelim. E bitti mi, emekli maaşım bitti. Konuşmanın daha hiçbir anlamı kalmadı. Emekli şu anda bu dünyaya geldi. Dert çekmek için mi geldi bu dünyaya? Ben üzülüyorum, emekliyim. 16 seneden beri ben emekliyim. Ameliyatlı olduğum halde şu anda çalışıyorum. Bazı tembel insanlar geliyor yanıma. İş vereceğim bunlara. Beğenmiyor, iş beğenmiyor. Beğenmiyorlar yani. İnanabiliyor musun yani? Bu Allah sonumuzu bizim hayırlısın yani. Gidişatımız iyi değil yani. Kimse kimseyi kandırmasın. Şimdi benim kaynım daha yeni emekli oldu. 4 milyondan 5 milyona çıkarttığını. Ben 16-17 senelik emekliyim. Adalet yok burada yani. Alacağım para 6 milyon. 16 senelik emekliyim ben. 16 senelik. Hem emeklisin sen de çalışıyorsun. Çalışıyorum, evet. Çalışma ayıp değil yani. Çalışma bir ibadet. Namazla kalacaksan çalışacaksın aynı zamanda. Tembelliği sevmiyorum. Emekli maaşınızla geçinemediğiniz için mi çalışıyorsunuz? Geçinemiyorum ki. Geçinemiyorum yani. Ne alacaksın kızımdan ya? Bir diş kaç lira bir diş? Bir diş kaç lira? Oradan yola çıkayım ben sana. Dişin yoksa hayat yok demektir değil mi kızım? Taksit ödeme yapıyorum şu anda. Taksit. Onu da ödeyemiyorum. Onu dahi ödeyemiyorum. O duruma düştük yani. Tayyip Baba'ya selamlar mı söylüyor? He. Şu emeklinin derdini ben biliyorum. Çünkü esnafım ben. Doğdum doğal esnafım ben. Bir şey daha versin yani. Temmuz ayını, Temmuz'u beklemesin yani. Rica ediyorum Cumhurbaşkanından. Rica ediyorum bak. Oy vermiş bir insanım ben ona. Oy vermiş bir insanım. Kanserli hasta ne oldu? İyileşti değil mi? O zaman sen de alıyorsun. O da alacak, o da alacak, o da alacak. Herkese paylaşacaksın bunu. Tamam. Bitti. Daha konuşmanın bir anlamı kalmadı. Yeterli değil ama bunun zamanında herkese para verir. Sakata para, emekliye para, yetime para, dura para. Herkes alıştı rahatlığa. Ondan dolayı yani yeterli değil aslında ama gene dedik yüzde yani ilk 6 ay 30 lira. %30. İkinci 6 ay %30 ne yaparsa %60. Fena değil. Geçinebiliyorsunuz yani. Ben de emekli oldum bu EYT'den dolayı. Çalışacağım geniş yerimde, emekli maaş alacağım. Kızım çalış, Allah'a şükür olsun. Benim için yeterli ya değil, değil. Çünkü bu ülkede enflasyon, en akın açıkladığı enflasyon çok çok yükseklerde. Marketteki enflasyon ateş yakıyor. Devletin açıkladığı enflasyon uydurma bir enflasyon. O kadar diyebilecek olduğum bu. Maaş sizin için yeterli değil yani. Değil tabii. Yüzde kaç olmasını isterdiniz? Yani insanların insanların refah içinde geçinebilecekleri bir ücret isterdim. Yani biz piyasa artmasın. Yani bize maaş zammı yapmasın. Piyasa yerinde dursun. Biz razıyız yani. Şimdi ortama bakarsan yeterli değil. Ama devletimizi de bir yerde düşünmek lazım. Yani bu yani hep vermeyle iyi olamazsın. Ama şartlara göre normal değil. Şu anda ben İstanbul yolculuğum var. Bir hesabını yaptım. Şöyle bilet almaya çalışmaya çalıştık. Çıkamadım alttan. Hesap tutmadı yani. Böyle usulla vurularak döndüm geriye. Ona göre düşün işte. Yani daha yorum yapmaya gerek var. Var mı yani bilmiyorum. Emekli maaşınızla bir şehir dışına da... Yapamadık yani, yapamadık. Bu okul tatilinde dedik bir hasta ziyaret edecektik İstanbul'da. Olmuyor. Hesap tutmadı yani. Döndük geriye, bakalım ne yapacağız. Emekli maaşları bize yetmiyor. Bizden dalga geçiyorlar. Bir %25, bir %5. Aldılar bizi gırgıra. Ama biz onlara sandıkta göstereceğiz emekli olarak. Yetmiyor bu hayat bağlamında emekli maaşı, yeter mi? 6 milyon oldu benim emekli maaşım. 6 milyon nereye yetecek? Benim ev kiram var, çoluk çocuk var, giyim var, yiyecek var, içecek var, kömür var.
Yetmiyor. Bizden dalga geçiyorlar. En aşağı %40 vermesi lazım idi. Bizim için yeterli ama şöyle şeyin piyasanın durumu farklı. Marketlerin durumu farklı. %30 verdi iyi ama markete gidiyorsun %60, %70, %80. Onların önünü kesmesi lazım. Yeterli değil kızım ya. Peki sizin için yeterli olması gereken rakam ne? %50. %50 zam bekliyordunuz. Evet. %30'a geçinemiyorsunuz. Evet. Teşekkür ederim. Razı değiliz yani. %30 zam yetersiz diyorsunuz. Yetersiz diyoruz bu hayat pahalılığında. Bir memur alıyor 10 bin lira aylık. Bunu %30 artırdı diyelim, bu oldu 15 milyar. Benimki onun üçte biri. O idare edemiyor, ben ne lan edeceğim?